Bu metinden Neşet Ertaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Yetişmesinde babasının katkısı olduğu. Parçanın ikinci paragrafında ilkokul çağında önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrenen Neşet Ertaş, müzik hayatına saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başladı ifadesinden A seçeneğini çıkarabiliriz. B. Konserlerine benzer sözlerle başladığı. Yine birinci paragrafta, her konseri öncesinde sevenlerine söylediği ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim gibi sözleriyle akıllarda kaldı ifadesinden B seçeneğine ulaşabiliriz. C. Kimi şiirlerinin yaşamından izler taşıdığı. Yine birinci paragrafta, şiirlerinde kendi hayatını anlatan Neşet Ertaş ifadesinden C seçeneğini çıkarabiliriz. D. Plaklarını çeşitli takma isimlerle çıkardı. Birinci paragrafta pek çok plağına garip mahlasını verdiği söylenmiştir. Fakat çeşitli takma isimlerle plak çıkardığı söylenmemiştir. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Besteyi ilk duyduğumda manzaraya tek başına hakim, büyük bir ağaç canlandı gözlerimin önünde. Bu hayal, musikinin rüzgarıyla birdenbire beliren bir şeydi. Halbuki bu besteyi o anda dinlemeye hazır değildim. Name beni ansızın yakalamıştı. Bu hayalin meydana gelmesi adeta uyanık halde görülen bir rüya gibiydi. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz? A. Hatırlama, B. Ortaya çıkma, C. Etkileme, D. Görünme. İlk cümledeki canlandı ifadesi görünme anlamı taşımaktadır. İkinci cümledeki beliren sözcüğü ortaya çıkma anlamı taşımaktadır. Üçüncü cümledeki yakalamıştı sözcüğü ise etkileme anlamı taşır. Bu metinde hatırlama anlamına gelen bir sözcük yoktur. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Bilinç akışı tekniğinin kullanıldığı modern öykü ve romanlarda okur, olayları değil, olayların insan üzerindeki etkilerini, oluşturduğu çağrışımları ve duyguları izleme imkanı bulur. Bilinç akışında kahramanın zihninden geçen düşünceler arasında mantıksal bir bağ yoktur. Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde bilinç akışı tekniği kullanılmıştır? Paragrafları incelediğimizde B seçeneğindeki paragrafın bilinç akışı tekniğiyle yazıldığını söyleyebiliriz. 3 torba aldığıma iyi ettim. Lahanada alırım ıspanakta. 3 daire. Şimdi apartman katları kira getirmiyor. Bankaya yatırmak en iyisi. Bıyıklarını boyamış şu. Arnavut kaldırımının böylesine ne topuk dayanıyor ne pençe. Yarın gözünü kapadı mı hiç yoktan iyi. Ufak tefeye kulak asma. Katları onlara bölüştürür, ben bana kalan aylığa bakarım. Bu paragrafta kahraman çevresinde gördüğü olayların kendi üzerindeki etkilerini anlatmış, çağrışımlarını ve duygularını anlatmıştır. Ve dikkat ederseniz paragrafın genelinde düşünceler arasında mantıksal bir bağ yoktur. Düşünceler birbirinden kopuktur. Dolayısıyla bilinç akışı tekniğinin uygulandığı paragraf B seçeneğidir. Şair bir aydınlanma ve doğru olanın farkına varma halini ifade ettiği şiirinde zamanın ve hayatın kıymetini bilmenin ve yaşama sevinciyle bağlanmanın önemini kavradığını dile getirmektedir. Bu parçada sözü edilen dizeler aşağıdakilerden hangisidir? Bir aydınlanma ve doğru olanın farkına varma halinin bulunduğu şiir, aynı zamanda temasının, zamanın ve hayatın kıymetini bilmenin ve yaşama sevinciyle dolmanın olduğu şiir, C seçeneğindeki şiirdir. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum dizesinde şairin bir aydınlanma yaşadığını ve doğru olanın farkına sonraları vardığını görüyoruz. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum ne büyük nimet olduğunu. Ah ey güzel gün, boş yere üzülmekte mana yok, anlıyorum. Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün, şükretmek, türküsüne daldaki her bülbülün dizeleriyle hayatı sevmenin,
hayatın kıymetini bilmenin, boş yere üzülmemenin ve yaşama sevinciyle dolmanın gerektiğini şair bize öğütlüyor. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçada savunulan düşünceyi destekler? Parçada bazı cisimlerin tek bir rengi veya biçimi olduğunu kabul etme eğilimindeyiz. Mesela çocuklar kimi zaman yıldızların aslında öyle olmadıkları halde beş köşeli olduğuna inanır. Bir tabloda gökyüzünün mavi, çayırın da yeşil olmasında ısrar eden birinin bu çocuklardan pek farkı yok bana göre. Bu kişiler bir tabloda başka renkler görmekten rahatsız olur. Oysa göğe ve çayıra ilişkin duyduğumuz her şeyi unutmayı bir denesek, dünyayı ilk kez görüyor gibi olsak o zaman nesneler daha değişik ve şaşırtıcı renklerle görünebilir bize. Böylece daha etkileyici sonuçlar elde edebilir, daha özgün eserler verebiliriz denmektedir. Yani parçada ön yargılı olmamak gerektiği, hayatta hiçbir zaman tek bir rengi ve biçimi kabul etmemek gerektiği, yeniliklere açık olmak gerektiği vurgulanmıştır. Bu düşünceyi destekleyen cümle A seçeneğindeki cümledir. Sanat yapıtlarının tadına varılmasında alışkanlıklarımızı ve ön yargılarımızı aşmaktaki isteksizliğimizden daha büyük bir engel yoktur. Bilinen bir konuyu alışılmamış biçimde canlandıran bir resim, doğru olmadığı gibi bir gerekçeyle körü körüne eleştirilir çoğu zaman ifadesi, paragrafı destekleyen bir düşüncedir. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Bu bilgi doğrudur. Gelişim, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir cümlesinde en sözcüğünün karşılaştırma yapıldığını gösteren bir sözcük olduğunu biliyoruz. B. İkinci cümlede olumsuz bir eleştiri vardır. Bu bilgi doğrudur. Ancak günümüzde bilgeliğin yerini bilgi, oyunun yerini yarışma aldığı gibi maalesef gelişimin yerini de başarı almış durumda ifadesinde maalesef sözünden olumsuz bir eleştiri yapıldığını anlıyoruz. C. Üçüncü cümlede şarta bağlı bir durum söz konusudur. Halbuki her gelişim bir başarıyken her başarı bir gelişim değildir cümlesi, şart cümlesi değildir. D. Dördüncü cümlede örneklemeden faydalanılmıştır. Bu bilgi doğrudur. Dördüncü cümlede kişi ehliyet sınavından iyi bir puan alabilir ama bu onun öğrendiği ve geliştiği anlamına gelmeyebilir ifadesinde ehliyet sınavı konuya örnek verilmiştir. Bu durumda cevabımız C seçeneğidir. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır? Ses dalgalar halinde yayılır. Kaynağından çıkan ses çevresindeki molekülleri titreştirir ve bu titreşim molekülden moleküle aktarılır. Yani sesin yayılabilmesi için ortamda molekül bulunması gerekir. Örneğin ses havada ve suda yayılabilir çünkü bu ortamlar moleküllerden oluşur. Uzayda yok denecek kadar az madde vardır. Dolayısıyla moleküller birbirinden çok uzaktadır. Bu yüzden uzayda oluşan ses moleküller arasında iletilemez ve yayılamaz. Paragrafın tamamında son cümleden de anlıyoruz ki uzayda oluşan sesin moleküller arasında iletilemediği ve yayılamadığı anlatılmıştır. Dolayısıyla soru uzayda oluşan ses neden iletilemez veya neden yayılamaz olmalıdır? Bu soru B seçeneğindedir. Dolayısıyla cevabımız B. Ses uzayda neden yayılmaz olmalıdır? Bir balıkçının tezgahında yer alan balık türleriyle ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu balıkçıdan alışveriş yapan Mine, Nermin, Okan, Ömer ve Pelin ile ilgili şunlar bilinmektedir. Her bir kişi diğerlerinden farklı bir balık türü satın almıştır. Bu durumda Mine, Nermin, Okan, Ömer ve Pelin, Barbun, Hamsi, Kılıç, Tekir ve Lüfer alacaktır. Ömer hem tavası hem ızgarası önerilen bir balık almıştır. Tabloya baktığımızda hem tavası hem ızgarası önerilen tek balık vardır. Bu durumda Ömer'in
tekir balığını aldığını anlayabiliyoruz. Okan, tavada pişirilmesi önerilen küçük bir balık almıştır. Tavada pişirilmesi önerilen küçük balık hamsidir. Bu durumda Okan'ın hamsi balığını aldığını görüyoruz. Mine ve Pelin'in aldıkları balıkların boy özelliği farklı, pişirme önerisi aynıdır. Tabloda boy özelliği farklı fakat pişirme önerisi aynı olan iki balık bulunmaktadır. Barbun ve Lüfer. Bu durumda Mine ve Pelin'in Barbun ya da Lüfer'den birini aldığını söyleyebiliriz. Bu durumda balık almayan tek kişi Nermin, kılıç balığı alacaktır. Buna göre Lüfer, kılıç, barbun balıklarından hangilerini kimin alacağı kesin olarak söylenemez. Biz, Okan'ın hamsi, Ömer'in tekir ve Nermin'in kılıç balığı aldığını biliyoruz. Fakat Lüfer ve barbunun Mine ve Pelin tarafından alındığını biliyoruz. Fakat hangi balığı hangisinin aldığını kesin olarak bilmiyoruz. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Tarihi ve doğal güzelliklerden ibaret değildir İstanbul sokakları. Aynı zamanda iç içe geçmiş sesler bütünüdür. Bu seslerle şekillenir İstanbul'un ahengi. Bu seslerledir İstanbul'un benzersiz bir orkestraya dönüşmesi. Bu parçaya, bu bütünün parçaları Boğaz'da vapurların düdüklerinden dalga seslerine kadar uzanır. Kimi zaman bir dükkanın önündeki kafeste şakırdayan şirin kanaryanın, kimi zaman bir adamın balkonda çaldığı udun, kimi zaman da karşı komşusunu çağıran bir teyzenin sesidir. Metni eklendiğinde parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Karşılaştırma yapılmıştır. B. Anlatılanlar benzetme yoluyla somutlaştırılmıştır. C. Anlatıma nesnel bir boyut kazandırılmıştır. D. Ortaya konan düşünce örneklenmiştir. Cevabı bulabilmek için eklenen ikinci parçaya bakıyoruz. İkinci parçada, kimi zaman bir dükkan önündeki kafeste şakırdayan şirin kanaryanın, kimi zaman bir adamın balkonda çaldığı udun, kimi zaman da karşı komşusunu çağıran bir teyzenin sesidir ifadesinde, ortaya konan düşüncenin örneklendirildiğini görüyoruz. Bu durumda cevabımız D seçeneğidir. Bir ressamın her türlü resmi ortaya çıkarabilmesi söz konusu değildir. Bu cümlenin sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A. Çünkü resim sanatının her bir dalını tam anlamıyla öğrenebilmek ve uygulayabilmek oldukça zaman alır. B. Resim sanatının bir takım alt dalları vardır ve bir ressam en fazla 4 veya 5 dalda kendini yetiştirebilir. C. Ama çevrenizde veya sanat dünyasında elbette ben hepsini yapabilirim diyen sanatkarlar da yok değil. D. Dolayısıyla bir ressam yeteri kadar çalışırsa hem portrede hem soyut resimde hem de natürmortta ustalaşabilir. Verilen cümlede bir ressamın her türlü resmi ortaya çıkarabilmesi söz konusu değildir demiştir. Yani burada bir ressamın her türlü resmi yapmasının mümkün olmadığı söylenmiştir. A, B ve C bu düşünceyi destekleyen cümleler olduğu için cümlenin sonuna getirilebilir. Fakat D seçeneğinde bir ressam yeteri kadar çalışırsa birçok resim türünde başarıya ulaşabilir denmiştir. O zaman bu cümle bize verilen cümleyle anlam akışına göre örtüşmemektedir. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etme girişimi sırasında izlediği yollar aşağıdaki haritada verilmiştir. Verilen haritaya göre İtalya ile ilgili 1. Akdeniz'deki hakimiyet alanını genişletmek istemiştir. 2. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozmuştur. 3. Kuzey Afrika topraklarını egemenliği altına almıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A yalnız 1, B 1 ve 3, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Sevgili arkadaşlar, Trablusgarp Kuzey Afrika'da Osmanlı'ya aitti. Verilen haritaya bakılarak İtalya Trablusgarp'ı işgal etme girişimi sırasında öncelikli olarak Trablus'u, sonra Bingazi'yi
sonra Derne ve Tobruk'u işgal etme girişiminde bulunmuştur. O halde İtalya, Akdeniz'deki hakimiyet alanını genişletmek istemiştir. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozmuştur ifadesini verilen haritaya bakarak söyleyemeyiz. Çünkü bu harita İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etme girişimi sırasında izlediği yolları ifade etmektedir. Sonuçtan bahsetmemektedir. O halde Kuzey Afrika toprakları İtalya'nın egemenliği altına girmiştir ifadesini de söyleyemeyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele Ruhunu Söylev adlı eserinde şöyle tanımlamıştır. Millet fertleri yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecekti. Bütün maddi ve manevi varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır davranan milletler, savaş ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar. Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Vatan savunmasında maddi imkanların kullanılmasına öncelik verilmelidir. B. Halkın çatışma bölgelerinden uzak, güvenli alanlara taşınması gereklidir. C. Düşman karşısında askeri birliklerin mücadele etmesi yeterlidir. D. Topyekün mücadeleyi benimseyen milletler başarılı olacaktır. Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal Söylev'de mücadeleyi şöyle ifade etmiştir. Yalnızca düşman karşısında bulunanlar değildir diyor Mustafa Kemal, vatanı korumakla görevli olanların. Vatanı köyünde oturan, evinde oturan, tarlasında bulunan herkes bütün maddi ve manevi imkanlarını ortaya koyarak savunmalıdır diyor. Eğer bunu yapmayan milletler varsa diyor, bunlar düşmanla savaşmayı göze alamamış, düşmanla savaşmanın sonucunda başarabileceğine inanmamışlardır diyor. Yani Mustafa Kemal aslında vatanı hep beraber savunmamız gerektiğini, bu savunma esnasında da maddi manevi bütün varlığımızı ortaya koymamız gerektiğini söylüyor. O halde vatan savunmasında maddi imkanların kullanılmasına öncelik verilmelidir ifadesi doğru değildir. Maddi manevi bütün varlığımızı ortaya koymalıyız. Halk çatışma bölgelerinden uzak, güvenli alanlara taşınmalıdır. Doğru bir ifade değildir Mustafa Kemal'in Söylev'de belirttiğine göre. Halk hep beraber düşman karşısında çarpışmalıdır. O halde düşman karşısında sadece askeri birliklerin mücadele etmesi yeterlidir ifadesi de yanlıştır. Hep beraber, yani topyekün mücadeleyi benimseyen milletler, bütün maddi ve manevi varlığını ortaya koyan milletler, vatan savunmasında başarılı olacaktır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda İsmet Bey'in Doğu Cephesi'nde kazanılan zaferden sonra Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı mektuba yer verilmiştir. Sevgili kardeşim, Şark Harekatı bizi ve davamızı ihya etti. O kadar sıkılmış idik, o kadar daralmış idik ki nefes alacak bir korunağa ihtiyacımız vardı. Allah'ın yardımıyla bunu büyük bir zaferle sen başardın. Sen milletimize daha büyük hizmetler edeceksin. Allah seni milletimize bağışlasın. Bu mektuba göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Kazanılan zafer ile milli mücadele tamamlanmıştır. B. Kazım Karabekir Paşa'nın askeri rütbesi yükselmiştir.
C. Doğudaki zafer, kurtuluş mücadelesine umut olmuştur. D. Elde edilen başarının sonucunda Yunanlılar geri çekilmiştir. Sevgili arkadaşlar, İsmet Bey, Doğu cephesinde kazanılan zaferden sonra Kazım Karabekir Paşa'ya mektup yazıyor. Doğu cephesinde Yunanlılarla değil, Ermenilerle mücadele edilmiştir. O halde D seçeneği söylenemez. Verilen mektuba bakıldığında İsmet Bey, Kazım Karabekir'e nefes almamıza vesile oldun diyor. Allah'ın yardımıyla büyük bir zaferle bunu sen başardın diyor. Bu mektupta Kazım Karabekir Paşa'nın askeri rütbesinin yükseldiğine dair herhangi bir ifade yer almıyor. Ya da milli mücadele Doğu cephesindeki zaferle tamamlanmıştır diyemeyiz sevgili arkadaşlar. Mektupta böyle bir ifade yer almıyor değil mi? Daha güney cephesinde mücadele verilecek, batı cephesinde Yunanlılara karşı mücadele verilecek. Burada anlatılmak istenen Kazım Karabekir Paşa'nın doğudaki zaferi kurtuluş mücadelesine umut olmuştur. Ne diyor İsmet Bey? Şark harekatı bizi ve davamızı ihya etti. Yani memnun etti. Çünkü biz çok sıkılmıştık, çok daralmıştık. Nefes alacak bir korunağa ihtiyacımız vardı. Ve Allah'ın yardımıyla bunu sen başardın diyor. Yani İsmet Bey, Kazım Karabekir'e sen kurtuluş mücadelesine umut oldun diyor sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olarak söylenebilir. İstiklal yolu yeniden canlanıyor. 12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinliğinin 11.si gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi yapılan konuşmada vatandaşlara şu bilgiler verildi. İstiklal Yolu, milli mücadele yıllarında gemilerle İstanbul ve Rusya'dan İnebolu'ya gelen cephanenin kanılarla Ankara'ya ulaştırıldığı yoldur. 340 kilometrelik bu yolda karınca ordusu gibi çalışan vatanseverlerin %90'ını kadınlarımız oluşturmuştur. Tekalifi milli emirlerinin yayınlanmasının ardından daha da hareketlenen yolun önemini Mustafa Kemal'in şu sözleri anlatmaktadır. Gözüm Sakarya'da, Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da. Yukarıda verilen gazete haberinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Halk birlik ve beraberlik içinde hareket etmiştir. B. İstanbul hükümeti ile Türk halkı güç birliği yapmıştır. C. Türk kadını cephe gerisinde önemli işler başarmıştır. D. Cephe gerisindeki çalışmalar cephedeki kadar önemli görülmüştür. Evet sevgili arkadaşlar, İstiklal Yolu yeniden canlanıyor adlı gazete haberine göre halk birlik ve beraberlik içinde hareket etmiştir ifadesini söyleyebiliriz. Ne diyor haberde? 340 kilometrelik bu yolda karınca ordusu gibi çalışan vatanseverlerin %90'ını kadınlarımız oluşturmuştur diyor. Yani kadın, erkek, çocuk hep birlikte topyekün mücadele verilmiştir denmek isteniyor burada. Türk kadını cephe gerisinde o halde önemli işler başarmıştır ifadesini söyleyebiliriz. Cephe gerisindeki çalışmalar cephedeki kadar önemli görülmüştür sevgili arkadaşlar. Çünkü tekalifi milli emirlerinin yayınlanmasının ardından bu yol daha da hareketlenmiştir. Nedir tekalifi milliye? Ordunun ihtiyaçlarının halktan karşılanmasıdır. O halde
İstanbul hükümeti ile Türk halkı güç birliği yapmıştır ifadesi söylenemez. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda halk tarafından kendilerine 12'ler adı verilen bir grup vatanseverin Fransız işgal komutanına gönderdiği uyarı mektubundan bir bölüm verilmiştir. Biz 12'ler, şehirli ve köylü, Türk ve Kürt, yerleşik ve göçebe, bütün Urfa halkının hislerine tercümanız. Bizi esir alamazsınız. Alsanız bile bu mücadeleyi durduramazsınız. Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A. Düzenli orduya katılım sağlanacağına. B. 12'lerin Batı illerinden destek aldığına. C. Milli mücadelenin başarıya ulaşacağına. D. 12'lerin Urfa halkını temsil ettiğine. Sevgili arkadaşlar, 12'ler adı verilen bir grup vatansever varmış. Ve bu 12'ler Fransız işgal komutanına bir mektup göndermişler. Bu mektupta demişler ki, biz Urfa halkının hislerine tercümanız. Bizi esir alamazsınız. Alsanız bile bu mücadele durmaz, devam eder demek istemişler. Burada sevgili arkadaşlar, 12'lerin düzenli orduya katılacağı ifadesi söz konusu değildir. Ya da biz 12'ler Batı illerinden destek alıyoruz dememişlerdir. Ya da milli mücadele başarıya ulaşacaktır demediler. Bunlar Urfa halkını temsil ettiklerini ifade ettiler. Bunlar esir bile düşseler mücadelenin devam edeceğini Fransız işgal komutanına mektupla ifade ettiler. Dolayısıyla 12'ler Urfa halkını temsil ediyor ifadesini söylememiz doğru olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu sabah sağa sola kayarak ilerleyen bir otomobil geçti yanımızdan. O an yüreğimiz ağzımıza geldi adeta. Yolun buzlu olması nedeniyle hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çarparak durabildi. O esnada yolda başka bir araç veya yayanın olmaması muhtemel bir kazayı önledi. Hemen kaza yapan aracın yanına gittik. Neyse ki sürücünün durumu iyiydi. Babam sürücüye geçmiş olsun, verilmiş sadakanız varmış dedi. Aşağıdaki hadislerden hangisi bu metindeki altı çizili sözle anlamca aynı doğrultudadır? A. Az sadaka çok belayı önler. B. Her iyilik ve güzel iş bir sadakadır. C. Sadaka vererek rızkınızı bollaştırın. D. Yoldaki rahatsızlık veren şeyi kaldırmak sadakadır. Evet sevgili arkadaşlar, yolda rahatsızlık veren herhangi bir şeyi kaldırmak sadakadır. Fakat yukarıda anlatılan olay D seçeneğini desteklememektedir. Evet, sadaka vermek rızkı bollaştırır. Her iyilik ve güzel iş, Allah rızası için yapılan her iyilik ve güzel iş, evet bir sadakadır. Fakat B seçeneği de yukarıdaki ifadeyi desteklememektedir. Yukarıdaki ifadeyi destekleyen seçeneğimiz A seçeneğidir. Az sadaka çok belayı önler sevgili arkadaşlar. Çünkü sürücü hakimiyetini kaybediyor, kaldırıma çarparak durabiliyor. O esnada Allah'ın izniyle yolda başka bir araç yokmuş, başka bir yaya yokmuş. Eğer başka bir araç ya da yaya olsaydı muhtemelen bir ölüm gerçekleşebilirdi. Neyse ki hakimiyetini kaybeden sürücü de kaldırıma çarparak durmuş ve sağlık açısından da herhangi bir durum yaşamamış. Ve oraya giden beyefendi de sürücüye geçmiş olsun, verilmiş sadakanız varmış demiş. Yani buradaki beyefendi sürücüye az sadaka çok belayı önler anlamında bir
ifade kullanmış sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, az sadaka Allah'ın bizim kurtulmamıza yardımcı olduğunu ifade edebiliriz. O halde verilmiş sadakanız varmış ifadesine en yakın hadis A seçeneğinde yer almaktadır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. İsra suresi 35. ayet. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali müstesna, mallarınızı batıl yani haksız ve haram yollar ile aranızda yemeyin. Nisa suresi 29. ayet. Bu ayetler evrendeki 1. biyolojik, 2. toplumsal, 3. fiziksel yasalardan hangileriyle ilgilidir? A. yalnız 1, B. yalnız 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3. Sevgili arkadaşlar, biyolojik yasalar canlıların doğması, gelişmesi ve hayatlarının sona ermesiyle ilgilidir. Fiziksel yasalar, suyun kaldırma kuvveti mesela, basınç olayı, bunlar fiziksel yasalardır, evrenin yaratılışı. Fakat sevgili arkadaşlar, toplumsal yasalar ahlak kuralları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ne diyor İsra suresi 35. ayet? Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün, doğru terazi ile tartın diyor. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir diyor. Burada doğruluktan bahsediliyor. Nisa suresi 29. ayet ne diyor? Karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali müstesnadır diyor. Mallarınızı haksız ve haram yollar ile aranızda yemeyin diyor. Doğruluktan, dürüstlükten söz ediyor Nisa suresi 29. ayet. O halde sevgili arkadaşlar, İsra suresi 35. ayet, Nisa suresi 29. ayet evrendeki toplumsal yasalarla ilgilidir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olarak söylenebilir. Hazreti Ömer aldığı bir arazi için ömrüm boyunca böyle güzel ve kıymetli araziye sahip olmamıştım diyerek ona verdiği değeri belirtmiş. Ve daha sonra bu arazinin gelirini ihtiyaç sahiplerine bırakmıştır. Hazreti Ömer'in bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisinde verilmek istenen mesajla örtüşmektedir? A. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Bakara suresi 264. ayet. B. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için bir ibret vardır. Nahl suresi 11. ayet. C. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Ali İmran suresi 92. ayet. D. Öyleyse sakın yetimi ezme, el açıp isteyeni de sakın azarlama. Duha suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili arkadaşlar, Hazreti Ömer aleyhisselam bir arazi satın almış. Ve sevgili arkadaşlar, bu arazi için demiş ki, ömrüm boyunca böyle güzel ve kıymetli bir araziye sahip olmamıştım. Ve burada Hazreti Ömer'in araziye verdiği değer anlaşılmaktadır. Sonra Hazreti Ömer ne yapmış? Bu arazinin gelirini ihtiyaç sahiplerine bırakmıştır. Yani Allah rızası için yapılan maddi manevi bütün iyiliklere biz ne diyoruz? İnfak diyoruz. Hazreti Ömer burada infak yapmıştır sevgili arkadaşlar. Yani Hazreti Ömer sevdiği bir şeyi Allah yolunda harcamıştır.
O halde Ali İmran suresi 92. ayette belirtilen sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti Hazreti Ömer'in yukarıdaki ifadelerini desteklemektedir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hayırsever bir vatandaş bir bakkala girerek ihtiyaç sahibi ailelerin veresiye defterindeki borçlarını ödedi ve bu ailelere verilmek üzere birer torba un parası bıraktı. Bakkal sahibi olayla ilgili şunları anlattı. Genç bir adam bakkala geldi ve borcunu ödemekte zorlanan müşterimin olup olmadığını sordu. Söylediğim kişilerin borçlarını hesaplatıp ödedi. Kim olduğunu sorduğumda ise sağ elin verdiğini sol el bilmemelidir hadisini hatırlatarak ismini söylemekten kaçındı. Metindeki yardımlaşma şeklinin 1. ihtiyaç sahipleri tespit edilmelidir. 2. yardım edilen kimselerin onuru zedelenmemelidir. 3. yardım etmeye akraba ve yakınlardan başlanmalıdır. İlkelerinden hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Sevgili arkadaşlar, hayırsever vatandaş bakkala geliyor. Öncelikle veresiye defterinde borcunu ödeyemeyenlerin kim olduğunu bakkala soruyor. Yani sevgili arkadaşlar, burada ihtiyaç sahipleri tespit ediliyor. Sonra hayırsever vatandaş bu kimselerin borçlarını ödüyor. Bakkal hayırsevere soruyor. Kimsiniz? Hayırsever diyor ki sağ elin verdiğini sol el bilmez. Yani yardım edilen kimselerin onuru zedelenmemelidir. Yardım edilen, yardım edene minnet duyacak şekil almamalıdır. O halde sevgili arkadaşlar, verilen ifadelere dayalı olarak yardım etmeye akraba ve yakınlardan başlanmalıdır ifadesi yukarıdaki metni desteklememektedir. Evet, yardım etmeye akraba ve yakınlardan tabii ki başlanmalıdır. Ama yukarıdaki metinde bu bize anlatılmamıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olarak söylenebilir. Allah insana iyiyi kötüden ayırt edebilmesi için akıl ve düşünme yeteneği vermiştir. Ayrıca kitaplar ve peygamberler göndererek doğru ile yanlışı bildirmiş, ancak onu seçimlerinde serbest bırakmıştır. Dolayısıyla insan herhangi bir işi yapıp yapmamaya kendi iradesiyle karar verir ve tercihleri sonucunda yaptığı davranışın sorumluluğu da kendisine aittir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez? A. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Kamer suresi 49. ayet. B. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Bakara suresi 256. ayet. C. De ki hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Kehf suresi 29. ayet. D. Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. İnsan suresi 3. ayet. Sevgili arkadaşlar, metinde anlatılmak istenen şudur. Allah insana bir irade vermiştir. İrade nedir? Tercih edebilme yeteneğidir. Bu iradeye cüz'i irade denir. Ve insanlar tercihlerini Allah'ın bahşettiği akıl ve düşünme yeteneği doğrultusunda yaparlar. O halde insanlar tercihlerinin sorumluluğunu da üstlenmek zorundadır. D seçeneğinde İnsan suresi 3. ayette ne deniyor? Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör. Yani tercih insanoğlunun. Yukarıdaki metni destekleyen bir ayettir, değil mi sevgili arkadaşlar? Kehf suresi 29. ayet diyor ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Burada da
cüz'i iradeden bahsedilmektedir. Evet, bizim dinimizde zorlama yoktur. Peygamberler vasıtasıyla, kitaplar vasıtasıyla doğru ile yanlış insan olduğuna bildirilmiştir. Yani doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Bakara suresi 256. ayet yukarıdaki metni destekler niteliktedir. Kamer suresi 49. ayet diyor ki, şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Evet sevgili arkadaşlar, Allah'ın yaratmasında zerre kadar sapma olmaz. Biz insanoğlu ne yapmalıyız? Tefekkür etmeliyiz. Yani düşünmeliyiz. Yukarıdaki metni desteklemeyen ifade A seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olarak söylenebilir. Which of the following cooking methods is suitable for all the family members? Pişirme metotlarından hangisi tüm aile üyeleri için uygundur diye sormuş soruda. Şimdi yukarıdaki bilgilere bakıyoruz. Kingston family is in the kitchen. They are talking about their dinner. They want to eat chicken. Kingston ailesi mutfaktalar ve akşam yemekleri hakkında konuşuyorlar. Onlar tavuk yemek istiyor. Konuşmacılardan biri, I don't like fatty food. I think it is unhealthy. Ben yağlı yiyecekleri yemem. Bence o sağlıksız demiş. O zaman seçeneklere baktığımızda frying yani kızartma uygun olmaz. Çünkü yağlı olur. We can't have a barbecue because it is raining outside. Barbekü yapamayız çünkü dışarıda hava yağışlı diyor. O zaman grilling yani barbeküde pişirme uygun olmaz. I don't like baked chicken. It is too dry. Fırında pişmiş tavuğu sevmem. O çok kuru demiş bir diğer üye. Yani roasting fırında pişirmiş tavuğa denir. Yine uygun olmuyor. Geriye sadece boiling yani haşlamak kalıyor. Okay, I know how to cook it. Don't worry demiş diğer üye de. Yani merak etmeyin ben nasıl pişireceğimi biliyorum. Demek ki sadece C kalıyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir. According to the recipe above, in which restaurant does Claire work as a chef? Yukarıdaki tarife göre Claire hangi restoranda şef olarak çalışır diye sormuş soruda. Bakıyoruz, Claire is a chef at a famous restaurant. Claire ünlü bir restoranda şef. It is not suitable for the people who like meat and pasta. O restoran et ve makarna seven insanlar için uygun değildir demiş. O zaman seçeneklerden hemen A şıkkı spaghetti house yani spagettici elenir. City of fish, city of fish yani balıkçı elenir. Devam ediyorum. Today Claire is cooking the specialty of the restaurant. Bugün restoranın özel yemeğini yapıyor. Here is the recipe. İşte tarifi. First, heat the oil in a large pot. Then chop the onion, the carrot and some garlic. Next, fry them and add sliced tomatoes and potatoes. After that, pour 2 glasses of water into the pot and boil them. Cook the mixture for 5 minutes after boiling. Finally, put a leaf of basil in it. Serve hot, enjoy. Baktığımızda taco için herhangi bir hamurdan veya Meksika yemeğinden bahsetmediği için taco mutfağı da olamaz diyorum. Ama birçok sebzeden bahsettiği için onion, soğan, carrot, havuç, garlic, sarımsak, tomatoes, potatoes, domates ve patates ve basil yani fesleğenden bahsettiği için vegetable world olabilir diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Nick is playing a game. He should choose the correct moves and find Mary's favorite food. Nick bir oyun oynuyor. Doğru hamleleri yaparak Mary'nin favori yemeğini bulması gerekiyor. Şimdi başlangıç noktasına geldim. Start. Mary likes homemade food because she thinks it is good for her body. Mary ev yapımı yiyecekleri sever. Çünkü onun vücuduna iyi geldiğini düşünüyor. İki yolumuz var. Fast food, healthy food. Tabii ki sağlıklı yemek seveceği için healthy food diyoruz. She would rather eat baked food. O fırında pişmiş yemekler yemeyi tercih eder demiş.
Seçeneklere baktığımızda lentil soup, mercimek çorbası fırında pişemez. Fish, fırında pişebilir balık. Dolayısıyla yani Mary's favorite food is fish. Doğru cevap A seçeneğidir. Tom and Alice are talking about smartphones, but they have different opinions about them. Tom ve Alice akıllı telefonlar hakkında konuşuyor ama onların farklı fikirleri var. Tom thinks that they are useful. Tom, akıllı telefonların kullanışlı olduğunu düşünüyor. While Alice believes that they are harmful. Öte yandan Alice, onların zararlı olduğunu inanıyor. Which of the following is Tom's speech bubble? Aşağıdakilerden hangisi Tom'un konuşması olabilir denmiş. Seçeneklere baktığımızda playing games on a bright screen causes eye diseases. Parlak ekrana bakarak oyunlar oynamak göz hastalıklarına sebep olur. Bu kullanışlı değil, zararlarına bir örnek. C'ye bakıyorum. Buying a smartphone costs a lot of money. Akıllı telefon satın almak çok pahalıya mal olur. Bu da zararlarından bir tanesi. Constantly checking social media accounts create concentration problems. Sürekli sosyal medya hesaplarını takip etmek konsantrasyon problemlerine sebep olur denmiş. Bu da zararlarından bir tanesi. Ama B'ye baktığımızda having a smartphone gives us a chance to connect quickly with emergency services. Akıllı telefona sahip olmak bize acil durum servislerine hemen ulaşmayı sağlar demiş. Yani bu faydalarından bir tanesi. Dolayısıyla Tom'un fikri olabilir diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. The students below are talking about the reasons for using smartphone. Aşağıdaki öğrenciler akıllı telefon kullanma sebepleri hakkında konuşuyorlar. Which of the following is not correct according to the conversation above? Yukarıdaki konuşmaya göre hangisi doğru değildir diye sormuş. Bakıyorum Jack, I always buy something using my smartphone. Ben her zaman akıllı telefonumu kullanarak alışveriş yaparım demiş. Yani A şıkkı Jack does his shopping online. Jack alışverişini online yapar. Doğru oluyor. Tim, I usually use it to keep in touch with my friends. Genellikle arkadaşlarımla bağlantıda kalmak için kullanırım diyor. C şıkkına bakıyoruz. Tim uses his smartphone for communication. Tim akıllı telefonunu iletişim için kullanır. Doğru. Maggie, I use it to follow the news online every day. Ben her gün haberleri online takip etmek için kullanırım demiş. O zaman Maggie reads magazines and newspapers on the net. Doğru. Son olarak mostly I use it to practice my foreign language demiş Julia. Yani ben yabancı dili pratik etmek için kullanırım genellikle. B de diyor ki Julia improves her science knowledge. O bilim fen dersleriyle ilgili bilgisini geliştirmek için kullanır demiş. B şıkkı yanlış oluyor. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneğidir.